Arkadaşlar, bu hafta sizinle karekökle ifadelere geçtik. Şimdi soru çözümümüz var. Öncelikle sorularımı Arı Yayınları 8. Sınıf Matematik Atölyem kitabından aldım. Hemen sorularımıza başlayalım. Bakalım ilk sorumuzda aşağıda verilen kareköklü sayıların değerini bulunuz diyor. Şöyle büyütelim biraz. Neydi bizim kök alma işlemimiz? Verilen sayının hangi sayının karesi olduğunu bulmaktı. Yani o zaman bir neyin karesi? 1'in karesi. O zaman karekök birimiz ne oldu? 1 oldu. 49 neyin karesi? 7'nin karesi. Bu durumda karekök 49 ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. 121 neyin karesi? 11'in karesi. Bu durumda karekök 121'imiz ne oldu? 11 oldu. 36 neyin karesi? 6'nın karesi. Karekök 36 ne oldu arkadaşlar? Bu durumda 6 oldu. 4, 2'nin karesi. Bu durumda karekök 4'ümde 2 oldu. 64, 8'in karesi. Karekök 64'üm o zaman 8 diyorum. 169 neydi? 13'ün karesiydi. Bu durumda karekök 169'umuz ne oldu arkadaşlar? 13 yazıyoruz. 81, 9'un karesiydi. Karekök 81'im o zaman 9'dur diyorum. Yeni soruma geçelim. Aşağıda alanları verilen karesel bölgelerin bir kenar uzunluğu örnekteki gibi bulunuz diyor. Biz nasıl buluyorduk görmüştük derste. Alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu ne yapıyorduk? Kök alma işlemiyle bulabiliyorduk. Bakın zaten örnekte de yapmış. Hemen o zaman alttakileri de biz yapalım. Karenin alanı ne vermiş? 361 vermiş. Biz bunun kare kökünü alırsak 361 neyin karesiydi? 19'un karesiydi. O zaman bir kenarımız 19 santimetre diyoruz. Aynı şekilde alttakine de yapalım. Alanı ne vermiş? 289 vermiş. Yine hemen karekök alma işlemiyle bir kenar uzunluğumuzu bulalım. 289 ise 17'nin karesiydi ve bir kenarımız 17 santimdir diyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Aşağıda alanları verilen karesel bölgelerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Bizim öncelikle çevresini bulmamız için bir kenarını bulmamız lazım. Bir kenarı nasıl buluyorduk? Hemen karekök alarak bulabiliriz. 256'nın karekökünü alırsak ne oldu? 256 16'nın karesiydi. Bu durumda karekök 256 ne oldu arkadaşlar? 16 santimetre diyoruz. Bir kenarımız 16'ymış. Çevremiz ne olur? 4 ile çarparsak 64 santimetre olur. Diğer karemiz için bakalım. Alanı ne vermiş? 64 vermiş. Yine hemen bir kenarımızı bulalım. Kök 64 ne oldu? 8 dedik. Çevremiz ne olacak artık? 4 çarpı 8'den 32 diyoruz. Hemen yeni bir sorumuzla devam edelim. Aşağıda alanları verilen şekiller karesel bölgelerden oluşmuştur. Buna göre bu şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz diyor. Şeklimiz bu. Çevresi neresi arkadaşlar? Şöyle bir tarayalım öncelikle. Bulacağımız kenarları bir keşfedelim. Bu kenarları bulabilirsek çevreyi de buluruz. Neydi zaten? Alanı verilen bir karenin kök alma işlemiyle bir kenar uzunluğunu bulabiliyorduk. O zaman şu karemizin bir kenarı ne olur? 13 olur. Şu karemizin bir kenarı ne olur? Karekök 121'den 11 olur. Şöyle yazalım. Küçük karemizin ise bir kenarı ne olur? Karekök 4'ten 2 olur. Pardon, karekök 16'dan. Karekök 16'dan 4 olur diyoruz. Şimdi şu verilmeyen küçük kısımları bulalım. Bu kenarı nasıl buluruz? Zaten büyük karemizin bir kenarı 13'tü. Ortanca karemizin bir kenarını da çıkarırsak şu kısmı bulabiliriz. Ne oldu? 2. Burası için de 11'den şu kısımda 4 olduğu için 4'ü çıkarırsak 7. Artık sadece toplamak kalıyor. 13, 13 daha 26, 13 daha 39, 11 daha 50, 11 daha 61, 7 daha 68, 2 daha 70. 74, 78 ve 82 santimetreymiş bu şeklimizin çevresi. Yeni sorumuza bakalım.
Aşağıda verilen karekök düz sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Öncelikle değerlerini bulmalıyız. Bakalım hemen A sayısı için ne vermiş? Karekök 9 vermiş. 9 3'ün karesiydi. O zaman karekök 9 ne oldu? 3 oldu. A sayısını 3 bulduk. Hemen diğerlerini aynı şekilde bulacak olursak karekök 16 ne olur? 4 olur. Eksi karekök 25 vermiş. 25 5'in karesiydi. Bu durumda C sayımız ne oldu? Eksi 5 oldu. Bakın burada öncelikle şu karekök işlemimizi yapıyoruz. Sonra eksi yönüne koyuyoruz. Bu durumda büyükten küçüğe sıralayalım bir. Çünkü bizden öyle istiyordu. En büyük sayımız ne? 4 olduğu için B en büyük dedik. Daha sonra kim var? A var. Daha sonra da C var. Alttakine bakalım. Hemen bunların da değerlerini bulalım. Kök 121, 11'di. Eksiği de önüne koyarsak ne oldu sayımız? Eksi 11 oldu. B'yi de bulacak olursak karekök 144, 12 diyoruz. 144, 12'nin karesiydi çünkü. C'yi de bulacak olursak kök 49, 7 idi. Eksiği de önüne koyduk. Bunu da büyükten küçüğe sıralayacak olursak en büyük sayımız yine 12 olduğu için B'yi koyduk. Daha sonra kim var? C var. Daha sonra da kim var? A var. Yeni sorumuza bakalım hemen. Aşağıda verilen kareköklü sayıların hangi tam sayılar arasında olduğunu bulunuz diyor. Bakın sayımız tam kare bir sayı değil. Yani kök içinden tam sayı olarak çıkamıyor. O zaman ne yapıyorduk? Sayımızın yakınındaki karesel sayıları buluyorduk. Neler var? 36 ile 49 var. Hemen bunların da şu şekilde köklerini alırsak sayımız hangi tam sayı aralarında oldu? Karekök 36 neydi? 6 idi. Sayımızı yazdık. Karekök 49 neydi? 7 idi. Demek ki bizim sayımız 6 ile 7 arasındaymış diyoruz. Alttakine bakalım. Yine sayımızı yazalım. Karekök 34 diyor. 34 hangi karesel sayılara yakın arkadaşlar? 25 ile 36 sayılarına yakın. Bunların da yine kareköklerini alacak olursak ne oldu artık? Bizim sayımız 5 ile 6 arasında oldu. Yani şuraya da yazalım bunu da. 5 ile 6 arasında diyoruz. Yeni sorumuza bakalım yine. Şöyle alalım. Küçültelim. Aşağıda sayı doğrusunda verilen gösterimlerden doğru olanları tik ile belirleyiniz demiş. Bakalım kök 40'ı iki tam sayı arasında vermiş. Bizim 6'yı köklü olarak yazacak olursak ne olur? Karekök 36. 7 ne oldu? Karekök 49. Bakın 40 49'a mı daha yakın? 36'ya mı daha yakın? 36'ya daha yakın çünkü aralarında 4 birim var. Burada 9 birim var. Yani bizim bu kök 40'ımız burada değil. Şuralarda bir yerde olmalıydı. O zaman bu yanlış. Hemen şuna bakalım şimdi. Onu da şu şekilde yazacak olursak kök 100. 11'i de kök 121 şeklinde yazacak olursak 115 kök 115 sayımız için 115 121'e daha yakındır 100'e göre. O zaman bunun için ne diyoruz? Doğru verilmiş diyoruz. Hemen bunları da yazalım. Eksi karekök 64. Bu da ne oldu? Eksi karekök 49. Peki benim 60 sayım 64'e mi daha yakın? 49'a mı? Tabii ki 64'e. Bakın zaten burada da daha yakın verdiği için bunun içine doğru diyoruz. Buna bakalım bir de. Bunu da yazalım. Ne oldu? Eksi kök 169. Bu ne oldu? Eksi kök 144. Bakın eksi kök 150 sayımız. İçinde 150. 144'e mi daha yakın? 169'a mı? Evet, 144'e daha yakın. O zaman zaten bu da doğru verilmiş. Tikimizi koyduk. Hemen yeni sorumuza bakalım. Yukarıda alanları verilen karesel bölgelerden mavi renkle gösterilen doğru parçaların uzunlukları toplamı kaç santimetredir diyor. Öncelikle o zaman yine kenarlarını bulacağız. Kenarlarını nasıl buluyorduk? Kök alma işlemiyle buluyorduk. O zaman kök 81 dersek ne oldu bu? 9. Yani şu kenarımız neymiş arkadaşlar? 9. Kök 196 dersek 196 neyin karesiydi? 14'ün karesiydi.
O zaman şu kenarımız 14 oldu. Şu kenarımız ne olacak arkadaşlar? 14'ten 9'u çıkartırsam 5 buldum orayı da. Hemen şu kısmı da bulalım. Şu kenarı bulmamız gerekiyor onun için de artık. Kök 169 diyeceğiz ki kenarı bulabilelim. Ne oldu? 13. Demek ki şurası 13'müş. Şu büyük kenarımız da kaçtı? 14'tü. Burası ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Mavi renkli olan yerler kaç oldu o zaman? 9 artı, 9 artı, 5 artı, 14 artı 1'den toplarsak 9, 9 daha 18, 5 daha 23, 14 daha 37 ve 1 daha 38 diyoruz. İşaretleyelim seçeneğimizde. Yeni sorumuza bakalım artık. Yanda büyük bir dikdörtgen içinde alanları verilen kareler gösterilmiştir. Buna göre turuncu boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Bakın turuncu bölgeli alanımız şurası. Bizim burayı bulabilmemiz için öncelikle şu şeklimizin, şu dörtgenimizin alanını bulabilmeliyiz ki 25'i çıkaralım, bu alanı bulalım. Peki ben burayı nasıl bulacağım? Şu kenarları bulmam gerekiyor. O zaman öncelikle şu alanları verilen karelerin kenarlarını bir bulalım. Hemen yine kök alma işlemiyle kök 256 diyorum. 256 neyin karesiydi? 16'nın. O zaman kök 256 ne oldu? 16 oldu. Yani şu kenarım 16'ymış. Şu kenarım da 16'ymış. Bu kenarım da 16'ymış. Şu kenarım da 16'ymış derim. Kök 49'dan da diğer kenarları bulalım. 49 7'nin karesiydi. Demek ki şurayı farklı renkle yazalım. Burası, burası, şu kısım ve bu kısım 7 santimetreymiş. Bakın şu kısmı artık bulabilirim değil mi? Ne yaparım? 16'dan 7'yi çıkartırsam bu kenarı buldum. Bu kenar ne kadarmış arkadaşlar? Bu kenarlarım 9 santimmiş. Zaten büyük alanı nasıl bulacaktım? Şu dışarıdaki, tekrar silelim şöyle göstereyim size. Şu karenin alanı, dörtgenin alanını bulacaktım ki, kare değil artık. Şu dörtgenin alanını bulacaktım ki 25'i çıkardığım zaman turuncu alanı bulabileyim. Ben bu kenarları buldum. Biri 9. Bakın biri de ne? 7. O zaman 9 kere 7'den 63. Şu bulduğumuz, aradığımız dörtgenin alanıymış. 63'ten artık 25'i çıkarırsam turuncu alanı bulabilirim. Bu da ne oluyor? 39 santimetre karedir diyoruz. Bakalım başka sorumuz var mı? Var. Hemen bunu da çözelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi yukarıdaki sayı doğrusu nokta gösterilen noktalardan birine ait olamaz diyor. Karekök 38 demiş. Bakın bu neye yakın? Şöyle yapalım gene. 38 sayımız hangi karesel sayılara yakın? 36 ile 49'a yakın. Yani kare köklerini de alacak olursak hangi sayılar arasında? 6 ile 7 arasında olacak. Peki kime daha yakın? 6'ya daha yakın değil mi 38? Yani 36'ya daha yakın olduğu için 6'ya daha yakın olacak. Bu durumda bunu doğru vermiştir diyoruz. Kök 59 için bakacak olursak 59 sayımız hangi karesel sayılara yakın? 49 ile 64'e yakın. Hemen bunun içinde bir kök alma işlemi yapacak olursak ne oldu? Şunu düzeltelim. Karekök 59'umuz hangi tam sayılar arasında oldu? 7 ile 8 arasında oldu. Bakın 7 ile 8 arasında bir sayı verilmiş bize. Peki 59 64'e mi daha yakın? 49'a mı? 64'e daha yakın. Bakın burada da zaten daha yakın vermiş. Bu da doğrudur diyoruz. Kök 66 için bakacak olursak şöyle yazalım. 66 sayım hangi karesel sayılara yakın? 64 ile 8, 9'dan 81'e yakın değil mi? Bunların da karekök alma işlemlerini yapacak olursak ne olacak? Kök 66 hangi iki tam sayı arasında oldu arkadaşlar? 8 ile 9 arasında oldu. Peki hangisine daha yakın? 66 sayısı 64'e daha yakın olduğu için 8'e daha yakın olacak. Bakın zaten 8'e daha yakın vermiş. Bu da doğru. Peki kök 90, 90 hangi karesel sayılar arasında? 81 ile 100 arasında. Bunda kök alma işlemini yapacak olursak
Kök 90 hangi tam sayılar arasında oldu arkadaşlar? 9 ile 10 arasında oldu. Bakın zaten 9'dan sonrası verilmemiş. Hani sayı doğrusunda. Bunun için yanlıştır diyoruz. Evet, başka sorumuz kalmadı. Bu haftalık konularımız burada bitti arkadaşlar. Haftaya hepinizle görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, bizimle kalın.